Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy mahallesinde yaşayan vatandaşlar 5000 dekar mera ve ormanlık alanın bir şirkete verilmesine karşı çıkarak eylem yaptı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da katıldığı eylemde vatandaşlar ellerinde pankartlarla şirkete verilen alanın doğal kalmasını talep etti. Dün'den 1,5 yıl önce bir gece yarısı, hatta gece yarısını bir geçe 5000 dekarlık mera orman arazisine birileri göz dikmiş. Yanında da göl var. Ne kadar güzel bir yer. Bu gölü, merayı ve ağaçların olduğu yere özel ağaçlandırma izni almış, belediyenin haberi yok. Buradakilerin, halkın haberi yok ama biz öğrendik. Bu haksızlığı gidermek istiyoruz. Böyle bir pazarlık olmaz. Böyle bir rant sağlanmaz. Bize hiçbir şekilde haber verilmemiş ve görüş alınmamıştır. Buralarda hayvan sahiplerimiz hayvanlarını otlatmakta, arı sahiplerimiz arılarını koymaktadır. Bu raporda böyle olmadığını görüyoruz. Burada hiçbir şekilde hayvan otlatıldığı ve diğer faaliyetlerin olmadığını raporda görüyoruz mahkemede. Yani düzmece bir rapor. Düzmece bir rapor sonucu buralar istimlak edilmeye çalışılıyor. Trakya Doğal Yaşam ve Çöpköy'ün sonuna kadar arkasındayız koruma başkanlığı olarak. Takipçisi olacağız vekilim. Abla sen burada doğdun. Evet. Ben burada doğdum. Sen burada doğdun. Yıllardır buradasın. Bu arazide piknik yaptınız, hayvan güttünüz. Buralar sizin. Evet bizim. Buraları verecek misiniz? Hiç kimseye vermeyeceğiz. Yaşadığımız müddetçe, ömrüm olduğunca her torunlara, torunlarımın torunları da burasını böyle görecek. O yeşillik alanı görecek. Evet. Konuyu yargıya taşıyacağız. Takipçisi olacağız. Buradaki eylemlerimiz devam edecek.